Ve koronavirüs gündemi. Koronayla mücadelede en önemli silah olan aşı da geri sayım sürüyor. Çin'den gelen aşıların test aşamasında sona yaklaşıldı ve merak edilen tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu hafta sonundan önce, yani Perşembe ya da Cuma günü Türkiye'de aşılama başlıyor. Peki kimler nasıl aşı olacak? Vaka sayılarındaki düşüşün ardından aşılamanın da başlamasıyla kısıtlamalar kalkacak mı? İşte yanıtları. Aşı yaptıracak mısınız? Yaptıracağım tabii ki. Dört gözden bekliyoruz yani. Ve sonunda takvim belli oldu. Aşılama başlıyor. Perşembe veya Cuma olur diyor. Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olan aşı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin de gündemindeydi. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Çin aşısının analiz sonuçlarında sona gelindi ve merak edilen o tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Sayın Bakan, herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor. İnşallah böylece belirlenen sıralamaya göre kampanyamız başlamış olacak. Sıramızı alıp gidip vuracağız. Peki aşılar kimlere nasıl uygulanacak? İlk doz aşılar Türkiye'de sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan sağlık personeline uygulanacak. Onlar ikinci dozu olmadan 65 yaş üstünün ilk dozları Çin'den gelmiş olacak. İlk önce sağlık çalışanları, ondan sonra kronik hastalığı olanlar, ilk önce onlara ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar aşılırsa o kadar etkin olduğu belirtiliyor. Bu yüzden ikinci dozlar 28 gün sonra yapılacak. Ve ilk aşılamalardan sonra normalde 14 gün sonra ikinci aşılama yapılacaktı. Ancak bilim kurulunun önerisiyle 28 güne çıkarıldı. İnaktif bir aşı olduğu için de büyük ihtimalle koruma aşaması başlayacak. İlk dozlardan sonra diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey gelmesi planlanıyor. 65 yaş üstünün ardından emniyet mensupları, öğretmenler ve huzurevi çalışanları aşılanacak. İnşallah diyorum ya, çoğu çocuk evde, herkesin düzeni bozulduğu eğitim bu haliyle aksak. Aşılamanın başlayacak olması ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Uzmanlar aşılama başladıktan sonra da tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Bizim kişisel tedbirlere çok ciddi dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının ne kadar bağışıklık geliştireceği, kişiye göre ne kadar sıkıntılar yaratacağını bilmiyoruz. Bu nedenle de o kişide bağışıklık sisteminin kesin olarak oluştuğunu, antikor oluştuğunu görmeden herhangi bir böyle rahatlamaya geçmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının gönüllülük esasına dayalı olacağını da bir kez daha vurguladı. Aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artırıyor. Farklı kaynaklardan temin ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya yakında başlıyoruz. Ve koronavirüs aşısı olacaklardan rıza metni alınacak. Salgın nedeniyle acil aşılama kararı alındığı için aşıların ruhsatı bulunmuyor. Bu yüzden aşılamadan önce vatandaşa bir onay formu imzalatılacak ve sorumluluğun vatandaşla paylaşılması sağlanacak. Onu bir iyice incelemem lazım. Kan karıştı öyle olunca ama yaptırmayı düşünürüm. Korkmaya hiçbir şekilde gerek yok. Aslında rutin prosedür diyebiliriz. Biz bu tarz tedaviler yapıldığı zaman da hastamızdan mutlaka bir onay formu alıyoruz. Yıllardır yapılan tedavilerde bile alınan bir şey. Sağlık Bakanlığı'nca aşı takibini kolaylaştırmak için de yeni bir uygulama geliştirildi. Aşı yaptırmak isteyen herkesin bu uygulamayı cep telefonuna indirmesi gerekiyor. Aşılı uygulaması üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra aşı olunabilecek. Bence iyi, çünkü insanların kolayca telefondan ulaşabileceği, takip edebileceği, her şeyi görebileceği bir uygulama. Bence insanlar için bir kolaylık.